Sayın Başsavcım, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli il başkanları, Büyük'te ilk defa Merkez İlçe'de kutlanan Ailelik Haftası etkinliklerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ailelik sadece ticaretin ve ekonominin değil, aynı zamanda sosyal hayatın, adaletin, yardımlaşmanın temel taşlarından biridir. Ailelik kültürü, esnaf ve zanaatkarlarımızın dürüstlük, kardeşlik ve dayanışma ilkeleri çerçevesinde bir araya geldiği, toplumsal huzuru ve güveni tesis eden köklü bir gelenektir. Bugün bizlere düşen ailelik geneliğini yaşatarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bu değerleri yeni nesillere kıymetli şekilde aktarmaktır. Karabük Belediyesi olarak bizler de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya, onlara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Anadolu'nun yüreğinde filizlenen, toprağın bereketi ve insanın emeğiyle yoğrulan, asırlara meydan okuyan ahlak ocağı ahilik, ticarette adaletin, sosyal hayatta da dayanışmanın simgesi olmuştur. İnsana ticaretin de bir ibadet olduğunu, kazancın yalnızca maddi değerlerle değil, manevi erdemlerle de ölçüldüğünü anlatmıştır nesiller boyu. El harama uzanmamalı, dil yalanla kirletilmemeli, gönül ise hep temiz kalmalıdır bu anlayışa göre. Ahilik ocağında pişen her birey yalnızca kendi kazancını değil toplumu da gözetmelidir. Elini, kapını, sofranı açık tut diyen bu kadim öğreti cömertliği, paylaşmayı ve dayanışmayı yüceltmiştir hep. Nesiller boyu ahi kendi zenginliğini başkasının fakirliğinde görmemiş, bilakis her kazancın bir paylaşma, her lokmasını bir kardeşliğe dönüştürmüştür. Defter başı! Astur! Ne buyurursunuz? Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun, mübarek olsun.
ve gönül kulağıyla işit. Ehli şen olmak istersin. Ustan, yol kardeşlerin dünyalık işlerinde senin hakkında şahitlik ederler. Ahiretlik işlerinde ise Allah'tan korkasın. Ey oğul, can ve gönül kulağıyla işit. Şeddi şerif kuşağını bu andan itibaren kuşandığında artık sen de ehli şen olup ustalar arasına karışacaksın. Hak al, hak ver. Kul hakkı yeme ki Hak Teala mizanda terazini hayırlı eylesin. Ey oğul, Şeddi Şerif kuşağı Hazreti Cebrail'den Hazreti Muhammed'e, ondan Hazreti Ali'ye, ondan dahi pirimiz piranımız Ahi Evran Hazretlerine kadar ulaşmış kuşak nesilden nesile günümüze kadar gelmiştir. Bu kuşak öyle mübarek bir kuşaktır ki bu kuşağı taktıktan sonra kesinlikle harama bulaşmayasın. Ey oğul, işine sımsıkı sarılasın. Sakın ola ki ölçüde tartıda adaletten şaşmayasın. Her işinde hakkı ve adaleti ayakta tutasın. Ya Hazreti Cebrail, ya Hazreti Cebrail, ya Hazreti Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina. Ya Hak, Bismillahi, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, huvallahu Ekber. Hayırlı ve mübarek olsun. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil muttegin. Ve la udvane illa alel zalimin. Biz piranımız Ahi Evran Hazretlerinin ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, günahlarımızın affı, dualarımızın kabulü için, Allah rızası için. El Fatiha. Sayın Malik. Çırak olur muyuz? Sen çıraklığa bile kabul etmiyorsun. Ya ben kafalıktaydı gözüm ama. Ya yok. Ha? İyi maşallah öyle diyor. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Arkadaş Çatay'da mı? Tamam. Gelsin al bakalım. Bir fatura çekilebilir. Komple boş kalsa. Hepsini katalım. Evet evet. Bir yandan. Bir taraftan. Safra bokumlu mu? Evet arkadaşım. Safranbolu'dan çıkan bütün ülkeye ve dünyamıza yayılan Safranbolu lokumunun işte yapımını hep birlikte görüyoruz. İnşallah bundan sonra aynı zamanda coğrafi işaretimiz var.